Onun mesela Viran Dağları'nı çok önemserim, önemlidir, tavsiye ederim. Balkanlardan Osmanlı'nın nasıl söküldüğünü anlatır ki büyük bir dramdır o Viran Dağlar. Bir Makedonya'da bir beylerbeyi, son beylerbeyinin varisi olan Zülfikar Bey'in öyküsü üzerinden Makedonya'dan ve Balkanlardan o kopuşu, o dramı anlatır Viran Dağlar. Çok önemli bir politik yazardır aynı zamanda Necati Cumalı ve Türkiye'nin Çehov'u diyebilirim. Bazı oyunlar da zaten bu nedenle çavun öykülerinde olduğu gibi tiyatroya aktarılmıştır. Şimdi değerli seyirciler, bugün önemli bir gelişme de hocam. Cengiz Şandar ne diyorsunuz? Cengiz Şandar Yeşiller Sol Partiden aday. Ben söyledim. Evet, aday. Bu 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 aday. kabusu. Evet. Bu kabusu başımıza evet. saranların başında gelenler maalesef o ve başkaları. Evet. Maalesef yeniden bir başka kabusun başlangıcı mı diye insan evet. korkuyor ya. Ben bu konuya gelmek istiyorum. Şimdi bu yetmez ama evetçiler, bu yetmez ama evetçi tayfa, yetmez ama evetçi bile değil. Doğrudan evetçiler bunlar. Arkadaşlar onları hazırlarsanız haberde onların e, şeyleri var, grafikleri var sözlerinin. Şimdi Hasan Cemal, Erdoğan'ın Hasan abi dediği, Erdoğan iktidarına en kritik dönemde açık ve güçlü bir destek vermiş dönek bir solcudur. Hasan Cemal. Bu cehennemin yolunu döşeyen isimlerden biridir bu dinci faşizan ya da gerici faşizan totaliter rejimin bu cehennemin yollarını döşeyenlerden biridir Hasan Cemal. Ben özür dilediğine ya da öz eleştiri yaptığına tanık olmadım. Yok hayır, hayır. Bugün AKP iktidarını bile Kemalist oldular diye eleştiriyor iyi mi? Yani o kadar iflah olmaz, o kadar şirret bir e, liberallik ki bu. Gerçek liberalleri tenzih ederim. Yani Liberal Demokrat Parti ve gerçek liberalleri. E, Cem Töker bizim yorumcularımızdan biri zaten. Şimdi bakın Referandum Türkiye için tarihi bir fırsat demiş Hasan Cemal. Hukukun üstünlüğü için tarihi bir fırsat. Hangi referandum biliyor musunuz? 2010 referandum. Yani 12, Eylül, 2. 12 Eylül. 12 Eylül 2010. Yargıyı ele geçirdikleri. AKP ve cemaatin, Fethullah Gülen çetesinin yargıyı ve dolayısıyla devleti ele geçirdikleri en önemli hamledir. Sonra işte ele geçirdikleri devleti paylaşamadıkları için birbirine düştüler. Önce 17-25 Aralık operasyonu çekti Fethullahçılar. Sonra da 15 Temmuz darbesine kalkıştılar. Bu nedenle sürecin başından beri eveti savunuyorum. Bak yetmez ama evet bile değil. Bunlar evetçi değerli seyirciler. Yetmez ama eveti bile yeterli bulmuyorlar. Türk devleti ile Kürt Kürt milliyetçileri arasındaki uzun ve şiddetli çatışmaya son vermek amacıyla Kürt gruplarla müzakerelerin başarıyla başlatılmasında da şuradan okuyayım ben. Arkadaşlar evet, o, 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 tam ekran verirseniz. Şey diyor, kesiyor. Evet, kesiyor bizim görüntümüz kesiyor. Evet, evet. Ee, Kürt gruplarla müzakerelerin başlatılması kararın, kararına da yol açabilir. Bu nedenle yetmez ama evet diyorum demiş. Şeyi getirelim arkadaşlar. Ee, Cengiz Çandar'ı getirelim. Evet. Cengiz Çandar daha değerli. Cengiz Çandar'ın bizim şimdi televir. Com.tr'ye girin değerli seyirciler. Cengiz Çandar'ın en TV'de Gülen'i konuk olarak aldığı programda. Yaptığı sunuş konuşmasını mutlaka dinleyin. Bir okuyabilir miyiz arkadaşlar? Ülkenin hukuk dışı hukuk dışı bir yönetim yapısına kaymasını önleyebilmek ve rejimin üzerine yığılan sıkışmışlığı aşabilmek için e, en ve şu an iti, e, şu sıra itibarıyla en meşru araç, en meşru araç halka başvurmak. 12 Eylül'deki referandum, referandum bu demek. Cümledeki düşüklük, bozukluk kendisine ait. 12 Eylül referandumunun önemi 12 Eylül 1980 ile hesaplaşmaktan ziyade, ondan daha da önemlisi Türkiye'nin önünü hukuk yoluyla açabilmekten kaynaklanıyor. Alabilirsiniz arkadaşlar. Ya böyle bir rezalet duydunuz mu değerli seyirciler? Türkiye'nin önünü hukuk yoluyla açabilmekmiş bu. Açmakmış ya. Bugünkü rejimi işte bu zihniyet döşedi. İşte bu zihniyet sahipleri halkın demokratik ve cumhuriyetçi direniş refleksini kırdı. Bunlar önemli değil. Bunlar birkaç kişi zaten. Üst üste koysan, sağdan saysan, soldan saysan, onla çarpsan Türkiye'de birkaç bin kişi derler. Bu kadar. Ama bu kesim yani dönek solcular ve yetmez ama evetçi liberaller Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinin kesintiye uğramasına, Türkiye'nin dinci faşizan ya da gerici faşizan bir totaliter rejime sürüklenmesine, ve bugünkü cehennem ortamının oluşmasına yol açtılar. Ve bu nedenle hiçbirinin özür dilediğini ya da öz yaptığını görmedik. Yapanlar oldu. Yapanlar oldu. Seyfettin Gürsel bunlardan biridir. Merttir. Bak kimseye kin tuttuğumuz yok. Kimseye bir düşmanlık içinde de değiliz. Ama Oya Baydarlar işte... Nilüfer Göleler, Nuray Mertler, Hasan Cemaller, Altan Kardeşler, Cengiz Çandarların yol açtığı facia budur. Hiç unutmuyorum. Bu uzun adam biraz bilgisiz ama onun kaderi Türkiye'yi demokratikleştirmektir diye yazı yazdılar ya. Taraf Taraf gazetesinde baş yazı yazdılar. Ahmet Altan yazdı bunu. Benim liberal ihanet kitabımda bu yazıların örneklerini göreceksiniz. Onlar için bir tarihsel iddianamedir o kitap. Şimdi bu iki kişinin emek ve özgürlük blokunun adayı olması hakikaten beni son derece şaşkınlığa sürükledi. Şaşkınlıkla karşıladım. Tepki ve şaşkınlıkla karşıladım. Bunlar bugün AKP iktidarına yönelttikleri itirazın nedeni buruşuk bir peçete gibi kullanıldıktan sonra kenara fırlatılmalarından ibarettir. Babuşçu vardı. Neydi adı hocam? İlk İstanbul kadın, İl Başkanıydı. Evet, adını ben de bilmiyorum. Evet. evet. Babuşçu. Sayın Babuşçu diyelim. Şimdi evet. milletvekilliği yaptı. AKP İstanbul İl Başkanıydı. Artık Şenol Babuşçu diyor arkadaşlar. Evet, evet. Ee, Şenol Babuşçu artık inşa sürecindeyiz. Bazı liberallerle yollarımızı liberallerle bazı bile değil. Liberallerle yollarımızı ayıracağız dedi. Cengiz Çandar o nedenle yurt dışına kaçtı. İsveç'te yaşıyor. Bu aday olana kadar gören var mı ortalıkta? Yok ekran ekran dolaşanlar. Bu videoyu verebilir miyiz arkadaşlar Cengiz Çandar videosunu? Haberimizde var. Sesini bir hazırlarsanız. Evet. E, dolayısıyla Babuşun'u söyle Şenol Babuşun dediği gibi <laughs> Tele1 de var, bizim webte de var. İnşa sürecinde hocam bunlarla yollarını ayırdılar. Ben diyorum ki iyi ki Türkiye İşçi Partisi ayrı seçime girmiş. Yani kendi listeleriyle girdi. Evet. Yazık olacaktı. Ben orada sosyalistler, sosyalist partiler olduğunu düşünüyorum. Ama HDP'ye buradan bir uyarım var. Bunların sizi sürükleyeceği şey hendeklerdir. O sözün ettiği o çözüm sürecinin nasıl sonuçlandığını biz gördük. 7 bin kişinin ölümüyle adeta bir katliam bu. Adeta değil öyle. Öyle oldu anlaşılıyor. 7 bin ölü, 1500'e yakın güvenlik gücü, güvenlik personeli. Hayatını kaybediyor. Toplam 8, 8 bin 500, bine yakın. Evet doğru Şenol değil Aziz Babuşçu çünkü Şenol Babuşçu başkaydı. İstanbul İl Başkanı'nın adı Aziz Babuşçu hocam. Ee, Aziz evet. Babuşçu yolları ayırmaktan söz etti. İşte hocam bazen konuşurken yazamadığım için <laughs> bunu sormak durumundayım. Ben yani HDP'yi tam ona bakıyordum, bakıyordunuz siz değil mi? Evet. Tam ben onu buldum, İyi oldu sizin söylemeniz. Evet. Size iyi söylediniz. Oldu. Evet, evet. Biz, evet. Değerli seyirciler, ben buradan HDP'yi uyarmak istiyorum. Cengiz Şandarlar'la, Hasan Cemal gibi kirlenmiş isimlerle, bir dönemin vebalini üzerinde taşıyan bu isimlerle, bunlar açıkça toplumun önüne çıkıp özür dilemedikleri, özeleştiri yapmadıkları sürece alay ettikleri laikçi teyzeler endişeli modernler vardı biliyor musunuz? Onların hepsinin dediği çıktı ama bunlarınki çıkmadı. Bunlar kendilerini siyasal analiz zannediyorlar. Üstelik de yanılttılar. Hiç kimsenin burnunun kanamadığı demokratik bir gösteri olan ne darbe ne şeriat denilen cumhuriyet mitinglerini bile darbeci mitingleri diye sundular. Kaldı ki o cumhuriyetin son kitlesel son direniş eylemleriydi. Kim düzenlemiş olursa olsun. Orada Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin genel başkanı emekli bir orgeneral diye. Ya niye olmasın? Emekli olmuş ordu. Emrinde ordu yok. Silahlı güç yok. Onu darbecilerin hatta şeyin e, hocam Mussolini Roma yürüyüşüne benzettiler. O zaman İstanbul'da ee, arkadaşlar 5.5 evet. milyon darbeci var. Bütün sendikalar geldi. Bütün demokratik kitle örgütleri geldi, bütün meslek odaları geldi, onların üyeleri geldi. O insanların çok büyük bir kısmı Hrant Dink'in cenazesine de geldiler. Gezi'de de sokağa çıktılar. Berkin Elvan'ın cenazesine de katıldılar. Aynı kişilerdi onlar. Bunu siz anlamadınız, görmediniz. Şimdi bu iki ismin ee, vallahi, e, aday olması, e, vallahi HDP gözden geçirir mi bilmiyorum ama ben Hasan Cemal'in aday gösterilmesini hocam bir siyasi kaza gibi yorumlamıştım. Fakat Cengiz Çandar'a da teklif edilince evet. bunun bir bilinçli tavır, bir tercih olduğunu anladım. Buyurun hocam. Evet şimdi değerli izleyiciler ben tabii o dönemleri maalesef sıcak yaşadım. Yani NTV'de Cengiz Çandar'la program